Belki bugün Fuan tablosunda Fenerbahçe şampiyon yazıyordu. Öyle bir oyuncu. Biraz daha Galatasaray'ın sanki üstüne koyması lazımdı maçta. Bu Abdülkerim Nelson tandemi eyvah eyvah. Bunlar böyleyse Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaklar? Mert Hakan'ı öldürdü. İrfan Can'ı öldürdü. Serdar Aziz'i öldürdü. İsmail Yüksek'i öldürdü. Arda Güler'i öldürdü. Bu kadar iyi yapılan bir şeyi niye bozdun geçen sene sen? Hangi teknik adam daha iyidir? Ben bunu açık yüreklikle söyleyeyim. Böyle hiç yuvarlayarak konuşmayı da sayamam zaten. Abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim İlyan. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Sağ ol. Dün maçı izledik abi. E, Galatasaray'ın oyun hakkında ne düşünüyorsun? Eğer şampiyonlar yine kalırsa bir umut vaat ediyorum senin için. Şampiyonlar Ligi kadrosu hazırlanıyor ama Şampiyonlar Ligi kadrosundaki oyuncular olmuyor şu anda. Öyle bir problem var. Icardi yok işte. Zaha yok vesaire. Bazı oyunculardan tabi e, Torreira mevcut sakatlığı dolayısıyla. E, ama tabii onların eklenecek olmasından sonra iş biraz daha değişecek. O kalite, takım kalitesi artacak ama Zalgiris'e karşı oynanan bu oyun hani ilk maçta şunu söyledik ya çok işte sentetik çim tamam eyvallah. Dün de Okan Hoca'nın açıklamalarında biraz nem vesaire <laughs> bizim hep sıcak değil nem var nem dediğimiz noktaya Okan Hoca da temas etmiş. Nem herkes için var. Biraz daha Galatasaray'ın sanki üstüne koyması lazımdı maçta. Çünkü 50 bin seyirci gelmiş maça çok ciddi bir sayı bu. O ona yaklaşık bir sayı. Bunun biraz hakkını vermeliydi Galatasaraylı oyuncular. Ben o umudu görmedim. Bazı oyuncular üzerinde özellikle dün maç sonu yaptığımız programda da aslında biraz oyuncu puanlaması yaptık. Çok da umut verici bir oyun değildi dünkü oyun. Ama sezon başı olması, rakibin biraz daha sezon önce açıyor olması, onların belli bir maç sayısına ulaşması, bunlar tabii ki önemliydi. Ama biraz da o kalitenin sahaya yansıması lazımdı. Lübnan önünde. E tabi bu takım biraz daha değişecektir. E, daha geri dönenler olacak. Burası bence önemli Galatasaray için. Bir de e, Emre abinin bir videosu var. Çok güzel oldu. Çok bilgi seli şeklinde. Şuraya mı bırakıyoruz? Şuraya. Şuraya bırakıyoruz. E, şuradan izleyebilirsiniz. Harika bir seli var orada. E, oradan da o videoyu izlerseniz. E, Galatasaray'ın hangi oyuncuları dahil edeceğini, kadro nasıl yapılır e, Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Diğer yerlerde onunla ilgili çok güzel bir video hazırladı Emre abi. Onu da oradan izleyebilirler. Bunu da söyleyeyim. Abi dün maçta özellikle sosyal medya çok ön plana çıktı. Bu Aveus'un sürekli arkaya koşu atması ve hani aslında eğer tekniği çok iyi olsa bir Mbappe bile olabileceği bayağı konuşuldu. Hı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Oveosu'dan koşu var. <laughs> Onyekuru'dan koşu var gibi koşu attı baba bayağı ama tabii çok sınırlı yetenek. Yani bir ara o muydu topuyla falan vurmaya çalıştı. Yani o olamaz bu kadar. O yüzden de Zalgiris'te oynuyor. Şimdi sosyal medya üzerinden tabii timeline de benim de önüme düştü. Ya bu Abdülkerim Nelson tandemi eyvah eyvah şampiyonlar bunlar böyleyse Şampiyonlar Ligi'nde ne yap yapacaklar. Ya o kadar erken yorum yapmaya başlıyoruz ki. Ya daha sezonun çok başı ve Abdülkerim'in kilosu var. Yani bu belli. E, geri dönüşlerde falan problem bir şey ama yahu senin geçen sene belki en e, savunmadan oyun kurmanı sağlayan adamlardan biri Abdülkerim. Bu kadar çabuk hani oyuncu harcamamalı Abdülkerim özelinde. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde ben rahatlıkla tabii ki Mbappelerle falan baş edebilmek elbette zordur ama yani ortalama standarda olan takımların forvetleriyle Abdülkerim göğüs göğüse çarpışır rahatlıkla. Ee, Nelson biraz mutsuz sadece ben orası çok Galatasaray için önemli biraz onu mutlu etmenin bir yolunu aramalı Galatasaray. Ama bu Abdülkerim Nelson tandemi Avrupa'da o Şampiyonlar Ligi'nde olur mu? Bence olur. Hani çok kötü bir kura çekmezse Galatasaray. Hani Şöyle atıyorum tamam. Bayer City falan öyle bir gruba düşmediğin sürece senin en azından ortalama standart kimdir bunlar? Yani işte Ben Pika'lar vesaire o standartlarla Galatasaray bence rahatlıkla çarpışabilir. Yani o kadroya işte bir Ndombele konuşuldu. Fabrizio Romano'nun haberinden sonra fena bir kadro olmayacak gibi gözüküyor Galatasaray kadrosu. Bence Şampiyonlar Ligi içinde iyi bir yere gidebilir ama Galatasaray'da bir problem var. Eksiklikleri konuşuyoruz Galatasaray'da. Yani bu hayatta aslında evimizin yaptığı hatalardan biri bence. Bazen eksiklikleri değil fazlalıkları konuşmamız gerekiyor. Hayatımızdaki fazlalıklar neler, kimler? Bunlara bakmamız lazım. Çünkü ben de bir ara ayıkladım, ayıkladım ve ayıklamak zorunda kaldım fazlalıkları. O fazlalıkları bir ayıkladığım zaman ya o kadar da eksiğim yokmuş benim dedim aslında. Bir de oranın farkına vardım. Fazlalıklar bazen senin gerçek eksikliklerini de görmemene sebep oluyor aslında. Bir de bu tarafı var. Nasıl olsa var deyip aslında belki Orada eksik noktayı da göremiyorsun. Ee, ben fazlalıkları konuşmanın eksikleri konuşmaktan daha önemli olduğunu düşünürüm. hep. Fazlalıkları atınca bir de kaynak da oluşturursun. Mesela o insan hayatında da şeydir. Fazlalıkları atarsın hayatında zaman kalır sana. Sevgi kalır, saygı kalır. Diğer temiz bir arınmadır aslında fazlalıkları atmak. Ben de kendi hayatımda düşünce aldım bunu. <laughs> Çok böyle derin düşüncelere daldın sen bunları böyle fazlalık <laughs> konusunda konuşunca. Abi ben Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Geçen seneye göre yerliler aslında biraz daha gözde hale geldi. Özellikle Mert Hakan, İsmail, İrfancan daha ön plana çıkmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? En önemli konusu bence Fenerbahçe'nin. Ya işte geçen sene Jesus, müthiş teknik adam, çağın teknik direktörü, süperstar Jesus, Mert Hakan'ı öldürdü, İrfan Can'ı öldürdü, Serdar Aziz'i öldürdü, İsmail Yüksek'i öldürdü, Arda Güler'i öldürdü. Arda Güler'i ve Fenerbahçe sezon başında oynatsa Arda Güler 9 puan yapacak bir oyuncu zaten. Belki bugün Fuan tablosunda Fenerbahçe şampiyon yazıyordu. Öyle bir oyuncu. Real Madrid alıyorsa bir adam boşu boşuna almaz. Hani Tuşan işte Kamavinga'ların falan olduğu bir takım. Yani adamlar bir adamı alıyorsa... O Real Madrid oyuncusudur. O zaman senin elinde bir Real Madrid oyuncusu varsa da kusura bakma Jesus Baba da yani sen bunu oynatmadın. Şimdi geldi İsmail Kartal. Ee, yine o sağ tarafta bir setleri vardı Fenerbahçe'nin mesela. O sayinin, e, İrfan Mert Hakan'ın orada üstlendiği bir rol vardı. Çat çat gene aynı seti oynatıyor. Ya Jesus bu kadar iyi yapılan bir şeyi niye bozdun geçen sene sen? Hangi teknik adam daha iyidir? Ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Böyle hiç yuvarlayarak konuşmayı da sevmem zaten. İsmail Kartal mı Jesus mu? Sabaha kadar İsmail Kartal. Sabaha kadar, sabaha kadar buradayım. Bence Fenerbahçiler de senin aynı fikirdedir abi. Ya öyle yani Jesus'la ilgili yani bu kadar Fenerbahçe'nin el freni olmaya gerek yoktu ki geçen sene. Saçması. Yani Aroğlu. Aroğlu'nun yüzüne bakmıyor ya İsmail Kartal. Yani yüzüne bakmadı. Geçen sene Fenerbahçe'de Jesus'un ısrarla oynattı. Pedro'lar, Arao'lar falan işte biri bir yere gitti. Rossi bir yere gitti. Şimdi kimlerle oynuyor Fenerbahçe? Sadece bu iş transfer işi değil. Yani Tadic geldi, Ceko geldi, Fenerbahçe düzeldi değil. Hayır, Fenerbahçe'nin orta sahasındaki adamlar da birazcık o oyunla ilgili olan inançlarını arttırdığı zaman Mert Hakan'ın son maçtaki performansı nedir öyle ya? Sağa bırakıyor, sola bırakıyor, koşuyor, onu ısırıyor, bunu ısırıyor. İrfan Can'la beraber yani bunlar çok önemli işler futbolda. Ama İsmail yüksekte de arkadan destek veriyor. Şirket yaptılar resmen. Helal olsun. Devam. Abi Beşiktaş'ta şu an transfer hareketleri devam ediyor. Ee, geçen gün Chamberlain'le görüştüler. Nikolas Pepe adı geçiyor. Talisca'nın adı geçiyor. Yine taraftarlar çok istiyor. Sen hani bu konuda ne düşünüyorsun? Rebic de geldi. Oradan da bir katkı alacak Beşiktaş. Tabii şu an Beşiktaş fazla konuşulmuyor. Ee, fazla konuşulmamak bazen iyidir futbolda. Yani sezon başlarında tabii ki taraftarın istediği noktaya henüz gelmedi ama şöyle bir Kalişka gelse buralara iş bambaşka bir noktaya döner. Taraftarın o e, biraz haykırması e, o sesler gündeme gelmeye başlar. Taraftarın o ateşlendirmek gerekiyor bazen transferde. Hani ona ana da onu yapamadı. Rebiç de o, o, o transferler daha o sükseli transfer moduna giremediler. Burası önemlidir. Tabii ki ben daha gelecek vadede oyuncuları her zaman için tercihlemesini düşünüyorum o takımdan ama bir öyle bir transfer yapacaksın ki ya herkes sokakta ondan bahsedecek. Ya işte Galatasaray Icardi'yi getirdiği zaman abi sokaktaki herkesin konusu Icardi oldu o gün. Yani o gün işte Icardi'nin e, tanıtımı var bilmem ne Biraz ilgiyi de oraya çektirmen lazım. Beşiktaş'ta ama o konsolidasyon yok. Problem bu. Sadece transfer mevzusu değil. Yani yönetim bugün kimi getirse ya şöyle bir durum olur Beşiktaş'ta mesela. Tarişki'yi getirseler, yani normal bir yönetimi olsa, helal olsun yönetime diyecek olan adamlar şöyle duruma geldiler. Tarişki'yi bile getirse, e getirmeniz lazımdı zaten. Ya görevinizi yaptınız ama hani Galatasaray yönetimi İkardi'yi getirince o helal olsun bu yönetim. Ya ikisi arasındaki fark konsolidasyon farkı işte. Camianın konsolide olamaması farkı. Beşiktaş'ın problemi transfer veya başka bir şey değil zaten. Konsolide olamama problemi, hep bir ağızdan konuşamama problemi. Çok iyi bir şey değil bir kulüp için kadrolara bakılınca Beşiktaş diğerleriyle şampiyonluk yarışına gelebilir mi Galatasaray Fenerbahçe'yle? Zor, çok kolay değil ama imkansız da değil. Hani e, orayı düşünmemiz lazım. Ya Beşiktaş tarih boyunca zaten genel olarak Beşiktaş en iyi kadro, en yıldız transferleri yaparak şampiyon olan bir takım olmadı hiçbir zaman zaten. Hiçbir zaman demeyelim ama kahir ekseriyetle en yıldızları topladım, evet ben şampiyon olurum diye iddiası olan bir kulüp olarak çıkmamıştır Beşiktaş. Yani o Metin Ali Feyyazlı dönemden bu yana Beşiktaş'ta o kültür vardır, takım oyunu. Tayfurlarından tut, işte Necip'lerinden tut, böyle biraz daha yürekten oynayan oyuncularla. E, tabi Necip'in çok yüzü eskidi, o ayrı mesela ama oraya ayrı bir böyle yayın yapmak lazım, Necip yayını yapmak lazım. E, ama Beşiktaş'ın o genlerinde de yıldız olmayan isimlere yıldız hüviyeti kazandırma gibi bir kabiliyeti olduğunu söylememiz lazım. Bu başka bir kulüpte de çok zor yakalanacak bir şey. Bunu yakalarsa Beşiktaş olabilir. O zaman Muleka'dan da Şenol Hoca bir arka dedek larin performansı çıkartabilir mi? Hazırlık Hı. maçlarında bu önerlemelerde falan. Olabilir mi? Olabilir belki. Ben kuvvetle muhtemel diyemiyorum. Yani çok rahatlıkla bunu söyleyemiyorum. Yani olur mu? Elbette olabilir. Her şey gebe Futbol. Sonuçta bunlar profesyonel oyuncular ama ben Muleka'yı Şenol Güneş'in çok tercihleyeceğini düşünmüyorum. Ya yani onun kafasındaki oyuncu Muleka olduğuna inanmıyorum ben. Ona mecbur kalacak gibi. Ha yani. orası mecbur kalırsa oradan da suyunu çıkartır zaten Şenol Hoca. En büyük marifetlerinden biridir. Çünkü bazen oyunculara mesela Jason Fernandez açıklama yapıyor. 3 hafta oynatmıyor sonra 3 hafta sonra bir oynatıyor. Jason o uçuyor. Onu nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Yani demotive ediyor. Yani demotive bir şekilde 3 hafta dinleniyor oyuncu, sonra 3 hafta sonra yıpratmışsın. Nasıl bir motivasyon kaynağı oluyorsa oyuncunun, Şenol Hoca nasıl bir konuşma yapıyorsa bambaşka bir şey çıkıyor oyuncunun içine. Ama Beşiktaş'ta işte şunu da söylememiz lazım. Bazı oyuncular çok kalite. Mesela Jefferson Fernandez ayarında orta saha yok Türkiye'de. Bu tarafından da bakmak lazım. Yani Abubakar tarzı Santfor. Abubakar tarzı Santfor'dan bahsediyorum. Yani en iyi santifor Abubakar demiyorum ama Abubakar tarzında bir santifor yok şu anda ülkede. Hani hem böyle topla olan münasebeti iki kişiyi birden geçecek, yılan gibi geçecek. Bir de sırtı dönük de aynı zamanda oynayabilecek. Çok zor bu oyuncu tipini bulmak zaten. Ve şimdi şey avantajlarını iyi kullanması lazım. Onları oynatabilecek tarzda oyuncularla oynaması lazım. Ben tekrar Muleka'ya dönmek istiyorum aslında. Muleka biraz da şeyin farkında gibi. Hani Şenol Hoca kendisine muhtaç kalacakmış gibi oynuyor. Ha. Ve hani sanki azlık maçlarında da performansını o yüzden biraz daha geliştirdiği gibi geliyor bana. eğer böyle bir özveri de bulunuyorsa tabii oyuncu daha performans geliştirmeye yönelik de çalışmalar da yapıyorsa elbette forma rekabetine girecektir ama ya ben Beşiktaş işte ana kadrosu için Muleka'nın şansının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Ya burada şey yapamadık böyle bir hem fikir olamadık tabii. Olmak da zorunda değiliz bu arada ama bir bakarsan ama 4 ay sonraki çapraz sorguda sen dersin gördün mü Muleka'yı falan diye hatırlat bana. <laughs> tamam abi. Eyvallah. Abi benim başka sorum kalmadı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. O zaman sizler de abone olursanız, videoyu beğendiyseniz like atarsanız ve bildirimleri açarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.